Merhabalar. Swipeline podcast'te hepiniz hoş geldiniz. Türkiye'de ve dünyada teknolojiye yön veren insanları, girişimcileri konuk edip hikayelerini, şirketi nasıl büyüttüklerini, başarılarını ve başarısızlıklarını dinliyoruz. Hoş geldin. Hoş bulduk. Seni hepimiz iyi bir basketbolcu, iyi bir sporcu ve benim en güzel tabiri bence şu zeki, çevik, ahlaklı bir insan olarak görüyoruz. Ama ben böyle değildim. Ben hiçbir çok fazla sporla alakalı olmadığı için Sinan Güler'i basketbolcu olarak çok bilmem girişimci olarak bilirim. Hı hı. Ama bana şu şeyi anlatır mısın? Sporcudan girişimciye, melek yatırımcıya ki o evrim ne zaman nasıl oluyor? Birincisi... Hepinize selam olsun ve sabrınıza teşekkür ediyorum. Evet. Bütün süreç boyunca e, çok böyle paslaştık buraya gelip bu görüşmeyi yapabilmek adına. Bayağı seni kovaladık Biz... abi şimdi açık açık konuşalım. Yani ya. kovalamak diyebiliriz ama bir tarafından da şey yani en azından birbirimizi unutmadan sabır gösterecek Aslan. şekilde beklediğiniz için teşekkürler. Burada olmak, sizlerle konuşmak çok büyük keyif. Aynı şekilde. Esasında girişimcilik hikayem 2011'de, ilk yatırımım 2012'de başlıyor. 2011 Güler Ligası mı? 2011 Güler Ligası'yı kurduğum zaman orada işte 2010 Dünya Şampiyonası'nın getirdiği bir etki alanı var. Orada bir artık bir hatta person oluşmuş oluyor kendiliğinden Hı. spor, sporun içerisinde. Onu kendi çocukluğumda gittiğim yaz kamplarıyla, abimin gittiği kamplarla böyle birleştirecek bir ortam yakalamak istedik ve Güler Legacy'nin yaz kamplarını kurduk Sen başlattım. daha önce gitmiş miydin bu tarz kamplara Gittim. ki oradan esinlenmiş bir şey mi var? Ee, peki? Evet biz abim ilk galiba 94-93-94 yılında ben de 95 yılından itibaren böyle 2000'lere kadar e, her yaz Gittim. Amerika'daki farklı lokasyonlarda kamplara gittik. Hmm. O kamplardan bir tanesi Philadelphia 76ers'ın kamplarıydı öyle Philadelphia yani New York Havalimanı 3 saattir. Öyle bir yoldan gidip öyle bir yere çıkıyordun ki bungalovlar var. Bungalovlarda onlar 15'er tane velet kalıyor. <laughs> Çok iyi. Bir yerde 6 tane açık saha vardı. Bir yerde kapalı sahan yani kapalı ama sadece üstü kapalı saha vardı. Orada basketbol kampları yapıyorduk. Senede 3-4 defa da oraya işte Philadelphia'dan oyuncular, eski oyuncular, yeni oyuncular gelirdilerdi. O kamplara gittik ilk. Daha sonra Five star diye böyle Amerika'nın lisede efsane hmm. olmuş böyle bir kamp sistemi var. Oraya gittik. Ben Michael Jordan'ın iki tane farklı kampına gittim. Gördün mü? Gördüm. Çok farklı farklı komik de hikayeler var Hadi işin canım. içerisinde. Yani onunla karşılaşmak. Benim çok yakın arkadaşlarımdan bir tanesi birebir oynadı Michael Jordan'la. Ben bir sene Michael Jordan'a pasıyla foil atmaya çalıştım. İki de iki atsam Jordan ayakkabı hediye edeceklerdi. Tabii ki de kaçırdım heyecanlar. <laughs> o süreçler tabii ki de çocukluğum hep böyle Michael Jordan olmak, onun gibi yapabilmek, onun gibi zıplayabilmek için geçtiği noktada. Birçok bence insan. E, kendim bir sporcu olup bir noktaya geldiğimde onu yaymanın fırsatlarını yakalamaya başlamak aslında gülerlegesini başlangıcı oldu. Ve esasında girişimciliğe ilk adımım ekosistemin ne olduğunu bile bilmeden önce bu. Sonra ilk defa yatırım yaptım. Nereye? Lastik Babuç adında Galata'da bir tane şey vardı. Sen i̇ki de yedi. o sıralar, ha, aynı sen de o sıralarda Taksim'deymişsin esasında evet. yeni geldiğin Ben seneler... Lastik Babuç'tan çok ayakkabı aldım. Süper. Aynen. Yani hatta en sevdiğim Nike Air'ım e, süet mavi yeşil arası bir renk. Yılda sadece iki kere giyerim. E, o lastik papuçtan alınmıştır ve Süper. o zamanlar kimse o kadar cafcaflı böyle renkli kimse ayakkabı giymediği için Erkek olarak bahsediyorum. İnanılmaz normalin böyle dörtte biri neredeyse fiyatını alıp hala çok mutlulukla giyiyor. Yani hasta pabuçun anlısı bende var ya. Yani. yani Galata'da kulenin aşağısındaki o küçük dükkan benim böyle gerçekten dükkanı görür görmez aşık olup Hı. iyi ki de kurucusuyla tanıştırıldığım bir ortam var. Bizim ortak arkadaşımız eski yine eski basketbolcu Murat Kaya böyle bir dükkan açıldığını benim sneaker manyaklığımı bilerek gidip <laughs> görmem <tamam>. gerektiğini <laughs> şey yaptı <laughs> i̇şte. ve basketbol ortak noktamız, sneakerlar ortak noktamız. Can ve Deniz o zamanın kurucuları. Acayip böyle fikirlerin havada uçuştu. Birlikte neler yapabileceğimizi gördüğümüz Türkiye'de sneaker kültürü tam böyle emekleme adımlarının içerisinde patlama yaşamaya çok hazır noktada. <laughs> ben bir yatırım yaptım. Ortaklarımızdan bir tane yani ortaklarımız bugün düşündüğümde herkes kendi yolunda çok güzel işler yapmaya devam ediyorlar. Bunların böyle en bize yakın olanı 500 İstanbul'dan, 500 Emerging Europe'tan Arın. Ha. O benim ilk ortağımdır mesela. Nerede Lastik Babuç? Lastik Babuç'ta. Arın ne yapıyordu orada? CFO'luk yapıyordu, Allah kendi Allah işini Allah. devam ettirirken bir noktada. Hı. Lastik Babuç müthiş öğretici oldu çünkü belli noktalarda ortak vizyon nasıl bulunur Hı. ya da bulunmadığında nelerle karşılaşıyorsun. Onu koruyabilmek için neler yapman gerekiyor ekip olarak, kimlerle beraber yaptın? Bununla beraber etrafında yaymaya çalıştığın, komünitene yaymaya çalıştığın kültür nasıl gelişir? Bunların iyisini de kötüsünü de çok güzel gördük hep beraber. Lastik pabuç devam ediyor mu bu arada? Ee, bizden bağımsız devam ediyor. Ha, tamam. Be ben bende ampulü açan Lastik Pabuç'la Galata Business Angels'a sunuma çıktığımız zaman oldu. Hı -hı. Böyle şey oldum. Karşımda o gün de Nevzat abi de var. İşte bizim lead investor olma yolunda bizimle beraber e mentörlük yapan, bizi oraya hazırlayan, ee, Önder Öztahran vardı, Arif Aktağ vardı, ee, Ömer Aras vardı. Okey orada işte ne var? Orada tribünde oturan abiler, ablalar kendi işlerinde bir yere başarıya gelmişler Hı -hı. ve o başarıyı, o birikimi finansal olarak, tecrübe olarak paylaşmaya odaklanmışlar. Hı -hı. Orası çok güzel bir yer hissiyatı yakaladım. Ha Bunu yakalamamdaki en büyük etkende kimdi? Alem Şah'tı. Allah Allah. E, iş iyice şey oluyor. şah tam böyle tribün kenarında oturuyordu. Ben de tribünün kenarında zaten yeteri kadar sahadayım, sahnedeyim, göz önündeyim. Göz önünde olmayacağım bir yerde saklanayım derken böyle yaptı. Sen dedi yatırım almak istiyorsan geç karşıya karşıdan baksın insanlar görsünler seni dedi. Hmm. E görünce de ben de ampuller farklı farklı yanmaya başladı tabii. Çıktım. Kindle'dır odur budur ne varsa melek yatırımcılık nedir? Ne yapılıyor? Nedir bu işler? Kim neye yatırım yapıyor falan böyle okumaya başladım. Sonra İlk defa bir melek yatırmağına üye oldum. Onunla beraber de zaten işte şu an 10. senedeyiz. 10. seneyi bitirdik. Hı hı. Yapıyorsun aktif. Yapıyorum. Ve sen bunları melek yatırımcılık nedir? Hadi bir bakalım öğreneyim. Buna soyunuyorum derken karşıma Meditopia mı çıkıyor gerçekten? Karşıma Meditopia kullanıcı olarak çıkıyor. Ya inanılmaz. Bir yani bu arada sporculuk tarafında farkındalık günün terimiyle ve İngilizce olarak mindfulness, hı hı. meditasyon, hipnotik yöntemler az çok deniyorum ama nefes teknikleri. Bunların hepsini öğrenmeye çalışıyorum ve evet. Hani yurt dışında bununla alakalı başta Headspace olmak üzere çok kal kalavi ürünler var. Hı hı. Türkçe ürün var mı? Bunu yapıp yapmaya çalışan kimse var mı diye bakınırken meditopya uygulamasını indiriyorum. Dinlemeye başlıyorum. Aa! Böyle bir kendimce bir aha moment'la beraber hı hı. hemen kullanıcılarına ulaşmam lazım. Daha doğrusu yaratıcılarına. Fatih ile tanışıyorum. Sonra ekipteki diğer kurucularla tanışıyorum. Ve yani hiç böyle şey yapmadan ki ile tanışmam benim böyle yatırım sayısından yola çıkarak 13. 14. yatırımım falan. Ya büyük şans bu arada. Müthiş şans. Ve işte senin ama şans değil işte sen... Kullanıyorsun, beğeniyorsun, tanışıyorsun. Evet. E, Meditop'a çok iyi gidiyor şu an. Sen benden daha iyi biliyorsundur. Şu an portfolyondaki hero, işte en iyi, en iyi giden, en iyi çarpana ait. En iyi çarpanı ait panor, muhtemelen Meditop'yadır. Ne güzel, çok mutlu oldum. Ama bizim de para kazanmamız lazım. O yüzden videonun sponsorundan bahsedeceğim. E, mükellef'ten. Mükellef ile tek tuşla... Hadi bakalım maratona başlıyorum. Türkiye'de, Amerika'da, Almanya'da, Estonya'da, Hollanda'da ve İngiltere'de şirket kurabiliyorsunuz. Ve daha güzeli, benim en azından daha mutlu olduğum taraf... ...aynı arayüz üzerinden bütün bu finansal işlemleri... ...yani şirket kurduktan sonraki bütün işlemleri halledebiliyorsunuz. Eğer aklınızda böyle bir ihtiyaç varsa veya ileride olacağını düşünüyorsanız... ...açıklama kısmında linkimiz var. Mutlaka göz atın diyorum. Ve muhabbete dönüyorum. Hemen çok küçük bir şey soracağım arada. Tabii. E, Güler Legacy'de ...bir hızlandırma programı var. Evet. İdi mi yoksa var mı hala? Ben çok şeyi hatırlıyorum. Biz daha Caps Lock iken... ...sadece podcast iken... E, ...sizin bu başvuru açtığınızı... ...hatta sadece spor... E, ve etki. Spor ve etki girişimlerini davet ettiğinizi... ...bunun çıktısı ne oldu? Ben sonra... Bir daha ne gördüm, ne çıktısını gördüm. Esasında çok güzel bir hikaye ve pandemiye denk geldiği için de şanslıyım. Çünkü basketbolun olmadığı bir ortamda bir uğraşa ve zihnimin odaklanması gereken şeylere ihtiyacım vardı. Ee, ve işte 20 2021 dönemi boyunca, 2020'de iki tane çağrı açtık spor girişimlerine odaklı. Ee, 2021'e kadar ki süreçte de aslında o girişimlere nasıl destek verebileceğimizi kovalar bir modda ilerledik Halen dahi o girişimlere gerçekten somut katkılar nasıl verilebilir hı. bakmaya çalışıyorum. Bugün 12 girişim girdi. 11 aktif olarak devam ediyor. Çok iyi. İki tanesi benim dahil olduğum turlarda yatırım aldılar. Daha fazla yatırım şu an için konuştuğumuz konuştuklarımız arasında yok. Çok Ayrı güzel. yatırım almadılar diye biliyorum ama yanlış da olabilir. Ben şey yapmayayım. Kim bunlar bildiğimiz? Ee, biri Sporzy. Hı hı. Diğeri de Unique G. Onu da bilmiyorum. Ee, Unique Çin'de e, sporzi, spor komünitesi yaratma odaklı ve evet. farklı yerlerde spor yapabilme imkanı sağlayan bir uygulama. Biraz daha pivot döneminde şu an tam olarak değer önerisini yanlış anlatmak istemem. Hı, Unique tamam. Çin'de e, DNA testiyle e, spor performans, yani ...spor performansı odaklı bir rapor çıkartıyor. İnanılmaz. 13 geni inceleyerek en son 13'tü. Yaseminle Seher beni düzeltirler. E, 13 geni inceleyerek ve hani kas yapı nasıl? Bu kas yapısı hangi sporlara yatkın? Hangi sakatlıklara vücudun yatkın olabilir ve nasıl dikkat etmelisin? Çok garipmiş bu. E, bunun raporunu çıkartıyor ve e, esasında 2022 yılı biraz onların da yıl oldu. Hmm. E, Amerika'da Draper Üniversitesi'nde belli bir programlara girdiler. Ee, Arap Emirlikleri'nde farklı yerlerde hem partnerlik hem e, ödüller aldılar. Çok iyi. Yatırım kapattılar yakın zamanda. Ve hikayeleri e, ilginç bir yere gidebilir. Çünkü yine işin performans odağına geldiğimizde fizik ve zihin karşılaştırmasını yaptığımızda gen çok önemli bir noktada oluyor. Hem sporcu yetiştirme tarafında hem de takım sporları ve bireysel sporlarda yetişkin insanların kendini daha iyi anlayabilme od odasında çok önemli e, işler barındırıyor. Hızlandırıcı programı ne oldu? Soruya geri dönecek olursak, hmm. esasında sporun geri gelmesiyle beraber aynı dönemde işte çocuğum da büyüyordu, evet. ev, bambaşka bir sorumluluk, anlayış, öğrenim gerektiren bir sürü şey beraberinde getiriyordu. Profesyonel basketbol hayatım geri döndü. Bir orada durdurduk belli bir noktada. Bütün süreç boyunca da esasında kendimce şöyle bir yapı kurmam gerektiği hissiyatındayım. Şimdi kurduğumuz hızlandırıcı programı SG, Sinangüler adıyla çıkmış bir program. Hı hı. Ee, ama Türkiye'de ekosisteme gerçekten katkı vermek istiyorsam benim adımın olmayacağı, benim adım olmadan yaşayabilecek bir ortam olması gerektiğine inanıyorum ben. Doğru. Çünkü buraya Swipeline'la katkı verebilmeli. Tabii ki. Ee, Nevzat abi de katkı verebilmeli. Ve aynı ortamın içerisinde demin bahsettiğimiz o birlikte büyüyebilecek, birlikte hatalardan konuşabileceğimiz ortamlar nasıl yaratılır düşüncesi içerisinde. Şimdi şimdi bir diğer öğrenimde şey oldu. Biz çağrı açtığımızda 250'ye yakın başvuru aldık. Ve şemsiye o kadar açıktı ki, yelpaze o kadar açıktı ki her spor, spor endüstrisiyle ilgilenebilecek her girişimi almaya çalıştık. Hı hı. Çünkü ben kendimce düşünüyordum ki Burada çok dar bir alan var ve kimin nereye yönlendirebileceğimiz net olur. Hı. Ama girişimlerle de konuştukça, problemleri gördükçe, çözülmesi gereken değer yaratılabilecek alanları gördükçe... ...işin ol öyle olmadığını, 12 girişimin ortalama 3 ya da 4 farklı tanışmak isteyeceği kişiler olduğunu... Hı. ...ve o da bize 48, 50, 100 katlanarak büyüyen... ...kurulması gereken ilişkiler olduğunu görmeye Tabii başladım. Tabii ki bir form haline geldiğini... Gelme niyeti vardı. Artı hızlandırıcı programları bugün... ...yani dünya çapındaki bütün hızlandırıcı programlarının... ...ne yaptığını az çok öğrendim diyebilirim. Hmm. Hepsiyle de belli seviyelerde belli iletişimlerim oldu. Yakın zamanda Techstars'ın New York Tam hızlandırıcı programının... Ya. ...mentörlüğünü yaptığında ...olayın başka boyutlarını da görme imkanı yapadım. Bundan sonra bunu sormak istiyordum. Bak burada yani çok garip Techstars... <laughs> herkesin gıpta ile baktığı bir yer günün sonunda ve sen mentor olarak yer aldın or şey yer aldın mı olacak onu bilmiyorum ha. Onu bir bahsedersin olur mu Bunların Tabii sonra. ki. Eninde sonunda gerek operasyon olarak gerek girişimlerin öğrenimlerini canlandırabilmek adına belli bir fon yapısının olması gerekiyor ve bu esasında ee, bizim tarafımızda zamanla oluşabileceğini düşündüğüm ama ye yeterli yapmadığım bir alanda. Şimdi bir yere evrilecek. Yani iki senedir bunun üzerine düşündük, taşındık. Hmm. Belli şeyler yapmaya çalışıyoruz. Yatırımlarımdan yani bugüne kadar yatırım yaptığım kurumların özellikle son 10 sene içerisinde yani 10 sene, zaten 10 senedir yapıyorum o son 5 sene içerisinde yaptığım yatırımların aslında benim bu yapıyı kurmama yardımcı olabilecek yapılar olduğunu da gördüm. Working Lot'la 6 aydır önümüzde bir 3 ayımız daha var ama 6 aydır bir şeyler üzerine çalışıyoruz. Onunla beraber de nereye gideceğini göreceğiz bu hikayen. ama özünde önceliğimiz bu sefer spor ve ee, spora başka şeyler eklemek hayalimde olan şeyler ne ama yani. e, önce spor dünyasında spor inovasyonunu, Türkiye'de spor inovasyonunu ileriye götürecek işbirlikleri kurabilmek Hı -hı. ve yapılar yaratabilmek. Ee, buradan Techstars'a geçecek olursak e, Techstars New York direktörü farklı Amerika'daki yatırım fırsatları yolunda tanıştığım ve basketbol sayesinde ortak olduğumuz bir birey. Ee, o beni davet etti. Bu direktörlüğe geçtiğinde e, yeni kohortlarının e, mentorlarından biri olur muyum diye. Çok iyi ya. Yani. E, garip bir şekilde de işte Kasım ayının sonuna doğru Mentor Madness diye bir e, slot açıp 20 yaş 12 tanesiyle görüştüm. 12 tane girişimle böyle saat başı Amerika saatiyle, gecenin bir saatinde <laughs> e, konuştuğum bir süreç oldu ve hani farklı girişimler boyutları farklı yerlerde olan Tecrübeli girişimci ya da sıfır girişimci neler oluyor? Yu aslında global boyutta tanıma fırsatı yakaladım ve Nedir abi fark? Var mı bir şey Aa bir birincisi yani tohum ve öncesi tohu yani tohum öncesi ve tohum yatırımların boyut farklılıkları çok net. Evet. New York'la İstanbul özünde düşünürsek. İkincisi demin de bahsettim ya hani girişimin girişimcinin kendi hikayesini ve kurmaya çalıştığı girişimin hikayesini nasıl anlattığı çok Hı -hı. önemli. Ee, tecrübeli girişimci orada çok fark, fark ediyor. Orada daha da fark ediyor. Bazısı gene teknik anlamda ürününü çok iyi anlatıyor ve ürünün ne olduğunu anlatıyor ama bazısı yaratmaya çalıştığı değerin farkında ve bunu çok iyi paylaşıyor. O, hmm. o dengeyi görmek çok güzeldi. Artık profesyonel basketbol oynayan bir insan değilsin. Değil. Siz sporcu hayatın bitti abi. <laughs> Tam olarak değil. Öyle mi? Nasıl olacak? Aslında girişimciliğe de dokunan bir tarafı da var. Hmm. Eğer... Düşündüğüm sistem ve mekanizmaları ki bu biraz böyle aldığım aksiyonlarla yolu çizilmiş durumda. Yapabilirsem önümüzdeki sene 3x3 dünya turunda oynamak istiyorum. Heh, tamam güzel. Benim istediğim yerlere geliyoruz. Bu dünya turunda oynamanın isteğimin iki girişimciliğe girmeyen başlığı. Birincisi Paris Olimpiyatlarında sporcu olabilmek. İkincisi de Türkiye'de 3x3 basketbolunun basketbol... ...eğitiminin içerisinde... ...yer bulmasını sağlayacak ortamlar yaratmak. Hı hı. Bu Güler Legacy'nin... ...gidebileceği yollardan bir tanesi. Şu an bunun... altyapısı nedir ne değildir görme şeyindeyiz. İkinci bir tarafta işin girişimcilik... ...tarafında ee, yine ama... ...aynı sebebe de dokunacak haliyle... ...yaklaşık bir buçuk senedir... ...üzerinde çalıştığımız bir uygulamanın... ...böyle bir yola gelmesini hedefliyoruz. Ee, BOLİ adında... ...sokak sporlarının... ...komünleşmesini sağlayacak birbiriyle spor yapmanı kolaylaştıracak. Aynı zamanda da bence sporun güzelliklerini oyunlaştırmayla gösterecek bir uygulama üzerine çalışıyoruz. Bu böyle şu anda daha yani girişimci olarak daha sık uğraştığım alanlardan Hı -hı. bir tanesi. Evet. Ben biliyorum ve seviyorum. Onu da baştan söyleyeyim. Süper. Peki işte bundan sonra ne yapacaksın konusu bence benim son sorum. Yani Bully olduğunu biliyorum. Hızlandırma programının bir evrim geçireceğini veya bir işte yeni versiyonu geleceğini anladım. bundan sonraki başka planlar ne? Bir fon yapısı kuracak mısın mesela? Bunu çok merak ediyorum. Yani spora odaklanan LP'lerle birlikte veya olmadan artık oradaki şeyi bilemem ama yapıyı Oo. Ya da sence ihtiyacı var mı? <laughs> Türkiye'de bir spor teknolojileri alanına odaklanmış bir fona? Şu an esasına baktığında spor spor medya ve entertainment üzerinde bir tane fon var. Tuzro. Tuzro. Sen senin ee, şeyin Ben var de orada, danış değil e, yatırımcısı değilim. Ama danışman olarak görev alıyorum. Evet. Bence kesinlikle ihtiyaç var. İhtiyacın şekilleneceği alanlarda farklı. Esasında bahsettiğim konu ve hızlandırıcı programın evrimleşeceği alanlar... ...buradaki imkanları keşfetme yolunda ilerliyor. Evet, tabii. Ben işte 2022 yılında sporcu olmayan Sinan olarak son 6 ayda neler yaptım... ...elimdeki bütün bu fayda sağlayıcı araçların neler yapabileceğini görmeye... Ve ben bunların arasında en etki en etkili olabileceğim alanların ne olduğunu görmeye çabaladım. 2019'un sonunda ki hatta 2020'nin başında onaylanmış haliyle Avrupa Birliği projemiz vardı bir tane. Partner ülkelerden biri olarak Türkiye, işte Norveç, İsveç, İspanya ve e, Birleşik Krallığın olduğu bir partner yapısıyla sporcuların ikinci kariyer hem oynarken kariyerleri devam ederken hem kariyer sonrası girişimcilikte alabilecekleri rolleri tanıtan bir eğitim modülü hazırladık. Çok Bu ay sonu itibariyle programımız bitiyor. Programa dair bir yükümlülüğüm de önümüzdeki hafta ben de tamamlıyorum ve o programı aslında Mart ayında nereye evrimleştireceğiz? Ona çalışmaya başlayacağız. Hı hı. Ama şu anda e, isteyen herkesin girebildiği Springboard da altında bir Athletes New Career diye bir web sitemiz var hı hı. ve sporcuların e, esasında girişimciliğin ne olduğunu, kendi sporları ve spor endüstrisi içerisinde bir problemi çözmek için girişimci olarak neler yapabileceklerini, mentor olarak neler yapabileceklerini ve yatırımcı olarak neler yapabileceklerini anlatan bir modül yarattık. Çok iyi. Ben sporcu olarak sporcu şapkamı hiçbir zaman çıkaramayacağım. Onu biliyorum. Basketbol benim için hep hayatımın bir parçası olacak bir noktasında. Ama katkı verebileceğim en büyük alanlardan bir tanesi sporculuğun içerisinde girişimciliği daha da yansıtabilmek. Aynı güzel olur ya. Bu nasıl olur bilmiyorum. Çünkü gene Türkiye'ye Kültürlerinin içerisinde belirli direnç noktaları var. Ben hep ilk yatırım yaptığım günden beri sporcuların yatırımcılığa çekilebileceği alanları görüp... Bugün tahminimce yani... Onun üzerinde sporcu yatırım yapmıştır girişimciliğe. Hı hı. Ama aktif olarak benim gibi rol alan kimse yok. Tabii onu sen biliyorum. Sen varsın spor dünyasının içinden sanırım en ee, bizim dünyada. Bunu daha sık hale getirmemiz ...çok büyük bir imkan. Şey oldu mu abi... ...bu geçtiğimiz 10 senede sen... ...profesyonelde oynuyorsun... ...bir sürü arkadaşın var, sporcu... ...ve eminim ki bu insanlar... ...bu fırsatları değerlendirmeleri için... ...dürtmüşsündür, söylemişsindir. Beraber yatırım da yaptık. Yatırım yaptınız da varmış ha. Oradaki geri aldığın aksiyon... ...genelde olumlu yönde mi yoksa... ...olumsuz yönde hatta belki sana... ...dalı geçercesine bir şey mi? İşin dalgaya vuran bir şey her zaman var... ...o var mı? peer pressure'ın ve <laughs> şeyin içerisinde... ...ama o... ...esasında esas konu o, o da değil... Girişimcilik herkesin biraz farkında olduğu ama ne yapılacağını çok bilinmediği bir alan. Evet. Ve şimdi finansal yatırımdan bahsettiğimiz noktada insanların çok hassas bir noktası. Ben bugün yani kendi finansallarıma ve o tarz hayata baktığım noktada benim için bir araç kendi etki alanımı genişletmek Hı. odağımda. Güler Legisi de bunu zaten yeterince kullanıyorum. Benim en büyük yatırımım Güler Legacy finansal Hı. olarak. Geri kalanında yaptığım her şeyi düşündüğümde finansal kazanım açısından ben kendi birikimlerimin yönetiminin içerisinde girişimciliğin önemli bir yeri var. Hı hı. Finansal olarak yapı olarak yüzde olarak söylemiyorum. Yani ben kendimi korunaklı bir hale sepetimi kurup geri kalanında e, girişimciliğe katkı verebileceğim alan net biliyorum. Hı hı. Bunu anlatabilmek için gene kötü tarafa dönüyorum. Deminden beri bahsettiğimiz başarı hikayesine ihtiyacım var. Doğru tabii. İşte Meditopya çarpanından bahsettin. Evet. Meditopya çarpanını Realize ettiğim gün daha da arkaya dönüp geleceksin. arkaya dönüp şey diyebilirim bak ben 7 sene yatırdım belki 7 senemi böyle yatırdım ama bu kadar para getirdi ha. diyebileceğim. O, o zaman da sizin dünyanızda başka bir etkiyle geldi, O mi? zaman başka bir etkisi olacak. Çünkü Kesin. sporcuya baktığında özellikle kripto paralar furyasında sporcuların genel izlenimin nereye gittiğini görebiliyorsun hep hmm. bir şekilde. Hepsinin ilgisinin ne nerelerde olduğunu daha iyi anlayabiliyorsun ve bugün Türkiye'de bunu fırsatçılık olarak gören çok kişi var etrafımızda. Hı hı. Bir kere zaten bizimki bizim kazandığımız para kolay para olarak gözüktüğünden dolayı insanların fırsatçılık çabaları çok daha fazla oluyor. Ben sporculuğun içerisinden gelmiş biri olarak o fırsatçılığı yapamayacağımın da farkındayım. Doğru hikayelerle gelmek istiyorum karşılarına hı hı. ve hani ufak ufak anlatıyorum. Bir de sana da bahsettim yani son işte 4 ay içerisinde. E, Avrupa Birliği projesi kapsamında sorumluluklarım gereği işte Oslo'ya, Stockholm'e gittim. Sporcularla tanıştım. Yine şeye geliyoruz yani belki bin sporcudan beş tanesi yatırım yapabilecek parayı kazanıyor bugüne kadar. Doğru. Geri kalanı girişim yapmak isteyecek, kendi girişimini kurmak isteyecek. Belki tecrübesini paylaşabileceği bir mentörlük alanı bulacak. O mentörlük alanından bulduğu imkanlarla yatırım fırsatları yakalayacak bugün birçok rolü var. E, o rollerin yanında bir diğer gerçekte henüz Türkiye'de tam oturmamış olsa da bunun çabasının çok iyi bir şekilde gittiğini görüyorum. E, kitlesel fonlama hı hı. sporcular için ayrı bir fırsat yaratabilir ama işte orada fırsatçılık ve çakallıkla normal gerçek evet yani. değer yaratacak etkinin nerelerde olduğunu görmek gerekiyor. Tabii, orada nasıl bir filtrasyon olması gerektiğini ve tam bir ayır, nasıl ayır, ayırabileceklerini bilmeleri lazım. Kesinlikle. Teşekkür ederim. Ben teşekkür Sonunda ederim. Sonunda geldiğin için ve bu kadar güzel sohbet ettiğin için. Yani daha azını beklemiyordum. Gülüm hep bir, bir tebessümle dinledim seni. Hep zaten başka podcastlerde de videolarda da aynı şekilde dinliyordum. Ee, onur ettin abi. Onur ettin bizi. Teşekkür ederim. Ben çok teşekkür ederim. Yani o mutluluk benim. Sabrın için tekrardan teşekkür ediyorum. Böyle her yerde paslaştık. En son Mardin'de geliyorum gelmiyorum bilmem ne derken <laughs> kızın peşine gitmem gerekti. Ama burada olmak, kendi hikayemi paylaşmak ve bana mikrofonu uzatmış olmanız beni de oner ediyor. Aynı zamanda hepimizin ihtiyacı olan şeyler güzel hikayeler, doğru paylaşımlar. Evet işin iyisinde, kötüsünde, hataları da konuşabileceğimiz imkanlar lazım. Ama özünde her şey biz paylaştıkça büyüyecek. Onu net biliyorum ve bu imkanı verdiğin için ayrıca mutluyum. Bizim için bir zevk abi. Süper. De, ama Sinan abinin söylediği gibi paylaştıkça büyüyecek. Lütfen bu videoyu paylaşın arkadaşlarınızla. Görüşürüz abi. Görüşürüz. Çakarak biteceğim seni. Görüşürüz. <laughs>